Örüntüler çalışma kağıdı. Birinci soru. 1-5-9-13 biçiminde ilk 4 terimi verilen örüntünün devam eden 4 terimini daha yazın. Örüntüyü incelersek burada 4 artmış. 5'ten 9'a yine 4 artmış. 9'dan 13'e yine 4 artmış. Artış miktarı sabit olan bir örüntü. Bir sonraki terim 13'e 4 eklersek 17. 17'ye 4 eklersek 21, 21'e 4 eklersek 25, 25'e 4 eklersek 29. Devam eden 4 terimi 17, 21, 25 ve 29'dur. İkinci soruya gelirsek, kuralı 3n artı 2 olan bir örüntünün ilk 4 terimini bulunuz. N yerine 1 koyarsak bu birinci terimdir. 3 çarpı 1 artı 2. 3 kere 1 3'tür. 2 ile de toplarsak 5 eder. Birinci terim 5'tir. N yerine 2 koyarsak ikinci terimi verir bize. 3 çarpı 2 artı 2. 3 kere 2 6'dır. 2 daha 8'dir. Çok uzatmayalım. N yerine 3 koyarsak bize üçüncü terimi verir. 3 çarpı 3 artı 2. 3 kere 3 9, 2 daha 11. N yerine 4 koyarsak bize dördüncü terimi verir. 3 çarpı 4 artı 2. 3 kere 4 12'dir, 2 daha 10. Yani bizim ilk 4 terimi bu örüntünün 5, 8, 11 ve 14'tür. B seçeneğinde 30. terimi kaçtır diye sorulmuş. N yerine 30 koyarsak 30. terimi bulmuş oluruz. 3 çarpı 30 artı 2. 3 kere 30 90 artı 2 92. C seçeneğinde 18. terimi ile 15. terimi arasındaki fark kaçtır? 18. terimi gidip N yerine 18 koyacağız. 3 çarpı örüntümüz şurada kuralı. 3 çarpı 18 artı 2. 3 kere 18 54 eder. 54 artı 2 56. 15. terimine gelirsek. 3 çarpı 15 artı 2. 3 kere 15 47, 45. 2 daha 47. Bu iki terim arasındaki fark kaçtır diye sorulmuş. 56'dan 47'yi çıkartırsak 6'dan 7 çıkmaz. Buradan bir elde alırız. 16'dan 7 çıkar. 9. Burada 4 kalmış. 4'ten 4 çıkar. 0. Cevabımız 9. 18. terimi ile 15. terimi arasındaki fark 9'dur. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıda ilk 4 terimleri verilmiş örüntülerin kurallarını bulun. İlk örüntüye bakarsak 1, 1, 1. Birer birer artıyorsa 1 çarpı n kesinlikle bu örüntüde bulunur. Fakat bunun yanında artı eksi bir şey var mı onu tespit etmeliyiz. Bu örüntünün kuralında 1 koyduğumuzda ilk terimi vermesi gerektiğinden 3 çıkması gerekiyor. Buraya 1 koyarsak 1 çarpı 1'den 1 ediyor. Fakat 3 çıkması lazım. Demek ki 1 ne? Artı 2. Şuradaki 1'i de yazmamızın anlamı yoktur. Bu örüntünün kuralı n artı 2'dir. Şimdi tek tek deneyelim. N yerine 1 koyarsak 3 ediyor. İlk terimi verdi. N yerine 2 koyarsak 2 artı 2 4 ediyor. İkinci terimi verdi. Kuralı bulmuş oluyor. Kaçar kaçar artıyorsa o kadar n kesinlikle vardır. Yanına ne geleceğini de 1 verip ilk terimi verdirtmesinden buluyoruz. B seçeneğindekine geldiğimizde burası ikişer ikişer artıyor. İkişer ikişer artıyorsa bunda kesinlikle 2n vardır. Şimdi 1 koyduğumuzda ilk terim çıkması gerekiyor. 1 koyunca 2 kere 1, 2. İlk terim 3. O zaman burada yan tarafında artı 1 olmuş. Şimdi 1 koyunca 2 kere 1, 2. 1 de ekleyince 3. 2 koyunca 2 kere 2, 4. 1 daha 5. İkinci terimi de veriyor. C seçeneğine geçiyoruz. 4 artmış.
4 artmış. 7'den 11'e 4 artmış. 11'den 15'e 4 artmış. Buradaki yanlış verilmiş. Biz bu sene sabit artışları yapıyoruz. 7, 11, 15, 19 olacak buradaki terim. Burada da 4 artacak. Yoksa bunun genel terimini yazamayız. Kuralını yazamayız. 4'er 4'er arttığını anladık. Bu örüntüde 4N var. 4N'nin olduğunu anlarsak şimdi ilk terimi verdirtmeye çalışacağız. N yerine 1 koyduğumuzda burası 4 ediyor. Fakat ilk terim 7. Demek ki buna 3 eklenmesi lazım ki ilk terimi çıkartabilelim. 1 koyunca şimdi tekrar deneyelim. 1 koyduk. 4 kere 1. 4. 3 daha 7. İlk terimi verdi. Yani kuralı buldu. D seçeneğine geldiğimizde 7 artıyor. 7 artıyor. 7 artıyor. 7 ne kesinlikle var. Şimdi 1 koyduğumuzda bize ilk terimi vermesi. 1 koyunca buraya 7 kere 1 7. Fakat burada 1 var. 7'ye ne yaparsak 1 kalır. 6 çıkartırsak. 1 koyunca 7 kere 1 7, 6 çıkartınca 1 kalıyor. 2 koyunca 7 kere 2 14, 6 çıkartınca 8 kalıyor. Net olarak kuralı bulmuş olduk. E seçeneğine geldiğimizde eksi 3 eksi 3 eksi 3 azalıp bu şekilde giden bir örüntü bu. Yani bunda kesinlikle eksi 3 ne var? 1 koyunca burayı eksi 3 eder. Eksi 3 çarpı 1'den eksi 3 eder. 10 çıkması için eksi 3'ün üzerine ne eklenmelidir ki 10 çıksın? Artı 13. 1 koyduğumuzda eksi 3 eder. 13 ekleyince de 10 eder. Bu şekilde de bunun kuralını bulmuş oluyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde 1, 4, 7, 10 biçiminde ilk 4 terimi verilen örüntünün 42. terimi kaçtır? Şimdi 42. terim epey uzaktaki bir terim. Bu örüntünün 3'er 3'er arttığını görüyoruz. 3'er 3'er devam ettirip 42. terime kadar gidebiliriz ama çok zamanımız olur. Bunun kuralını yazalım. Bir önceki egzersizde zaten kuralı yazma üzerine çalışmıştık. Kuralını yazıp onda 42 koyarsak 42. terim. 3'er 3'er arttığına göre bunun kuralı 3n kesinlikle var kuralın içinde. Fakat ilkini verdirtmemiz gerekiyor 1'i. Buraya 1 koyduğumuzda 3 ediyor. Ne yapmalıyız ki 1 etsin? Bundan 2 çıkar. 3 kere 1, 3. 2 çıkarınca 1. Tamamdır. Kuralı bulduk. 42. terim, 42. terimi bulmak için n yerine 42 koymalıyız. 3 çarpı 42 eksi 2. 3 ile 42'yi çarparsak 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 12. 126 ediyormuş 3 ile 42'yi çarpınca. Eksi 2, 124 olarak bu sorunun cevabını bulmuş oluruz. 5. soruya geldiğimizde genel terimi 4n eksi 5 olan örüntünün kaçıncı terimi 91'dir? Yani n yerine ne koyarsak sonuç 91 eder diyor. Tek tek deneyip araştırabiliriz. Bunun yerine 4n eksi 5'i 91'e eşittir. 4n eksi 5'in 91 ettiği n değerini arıyoruz. Eksi 5'i diğer tarafa atarsak, eksi 5 diğer tarafa artı 5 olarak geçer. 91 artı 5. 4n eşittir 96. Her iki tarafı n'nin katsayısı olan 4'e böleriz. Bu tarafta 4'ler birbirini götürür, n kalır. 96'yı da 4'e bölersek 24 kalır. N yerine 24 koyarsak 91 olur. O zaman 91 bu örüntünün 24. terimidir. 6. soruya geldiğimizde genel terimi 3n eksi 4 olan örüntünün 19. terimiyle 24. teriminin toplamı kaçtır? 19. terimi bulalım önce. N yerine 19 koyacağız. 3 çarpı 19 eksi 4. 3 ile 19'u çarparsak 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5 57 eksi 4. 57'den 4'ü çıkartırsak 53 sonucunu buluruz. 19. terimi bulduk.
24. terimine gelirsek n yerine gidip 24 koyacağız. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 ile 24'ü çarpınca 72 ediyormuş, eksi 4. 72'den de 4 çıkartınca 68. Burada bu iki terimin toplamı sorulmuş bize. 53, 68 toplanırsa 3, 8 daha 11 eder elde var 1. 5, 6, 11, 1 de elde 12. 121 olarak 6. sorunun cevabını bulduk. 7. soruya gelirsek 11, 17, 23, 29 biçiminde ilk 4 terimi görülen örüntünün genel terimini yazıp ardından 50. terimi bulunuz. Genel terim, yani genel terim kuralı demektir. 6 artmış, 6 artmış, 6 artmış. 6 ne kesinlikle bulunuyor. 1 koyduğumuzda 11 etmesi lazım. Buraya 1 koyduğumuzda şu an 6 ediyor. Çünkü 6 kere 1 6. Üzerine 5 eklersek 11 olur. 6 ne artı 5 kuralı. Yani diğer deyimle genel terim. Ardından 50. terim. 50. terim n yerine 50 koyacağız. 6 çarpı 50 artı 5. 6 çarpı 50 300 eder. Artı 5 daha 305. 8. soruya geldiğimizde 4, 11, 18, 25 biçiminde verilen örüntüyü 5 adım daha devam ettirmiş. Kaçar kaçar aklına bakalım. 7 artmış. 7 artmış. 7 artmış. 7 artacak. 25'e 7 eklersek 32. 32'ye 7 eklersek 39. 39'a 7 eklersek 46. 46'ya 7 eklersek 53. 53'e 7 eklersek 60. 5 adım daha devam ettirdik. 9. soruya gelsek. Genel terimi n üzeri 3 artı 2 olan örüntünün ilk 5 terimini yazın. Birinci terim. N yerine 1 koyacağız. 1'in kübü artı 2. 1'in kübü 1 çarpı 1 çarpı 1 artı 2 demektir. 3 tane 1'i çarparsak yine 1 eder. 1 artı 2'den sonucumuz 3. İlk terimimiz 3. İkinci terime gelin. N yerine 2 yazacağız. 2'nin kübü artı 2. 2'nin kübü 3 defa 2'yi yan yana çarparak bulur. Artı 2'miz vardı. 3 tane 2'yi çarpınca 8 eder. Artı 2'den de ikinci terimimiz de 10. 3. terimimize gelelim. 3'ün kübü artı 2. 3 tane 3'ü yan yana çarpacağız. 3 çarpı 3 çarpı 3 artı 2. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27'dir. 27 ile de 2'yi toplarsak 29. Dördüncü terime gelirsek n yerine 4 koyacağız. 4'ün kübü artı 2. 4 çarpı 4 çarpı 4 artı 2. 4 kere 4 16. 16 ile de 4 çarparsak 64 eder. 64 artı 2 66. 5. terim 5'in kübü artı 2'dir. 5'in kübü 5 çarpı 5 çarpı 5 artı 2 demektir. 5 ile 5'i çarparsak 25. 25 ile 5'i çarparsak 125 eder. 125 artı 2'den 127. İlk 5 terim 3, 10, 29, 66, 127'dir. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.